İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir sağlıklı yaşam programında yine birlikteyiz. Bu akşamki konuğumuz Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'nden nöroloji uzmanı Tolga Hankaya. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Bey. Sizi tanıyabilir miyiz hocam? Tabii ki. İsmim Tolga Hankaya. Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak çalışmaktayım. 4 senedir Urfa'da hizmet veriyorum. Yaklaşık 9 senedir de nöroloji alanında çalışmalarım devam etmekte. 4 yıldır buradasınız. Evet. Yani isterseniz gidebilirsiniz ama gitmediniz. Tabii Burada bizim kaldınız. Zorunlu hizmetimiz 1,5 sene ama isteğimizle buradayız. İyi. Hocam bu akşam ağrıları konuşalım dedik. Ağrılar, nörolojik ağrılar baş ağrısına girmeden önce ağrı nedir hocam? Şimdi şöyle söyleyebiliriz aslında. Ağrı bir vücudun savunma mekanizması diyebiliriz. Yani vücudun hoşnut olmadığı bir şeye karşı beynimizin yarattığı bir uyarı, bir algı sistemi diye açıklayabiliriz. Ağrıyı alan aslında vücudumuza giden sinirler ama bizim ağrı olarak algıladığımız şey beynimizin yarattığı, aslında bize gösterdiği bir duygu. Bu şekilde de ağrı yaratan bir durumdan aslında vücudumuz kaçınmaya çalışır. Evet hocam. Peki nörolojik ağrılar nelerdir hocam? Yani nörolojik ağrılar, yani mesela şöyle açıklayabilirim. Hani kaslarımıza bir zarar geldiğinde ağrı hissedebiliriz. Organlarımızda bir patoloji olduğunda ağrı hissedebiliriz. Nörolojik ağrılar ise direkt sinirin kendisinde olan, sinirde oluşan ağrılar aslında nörolojik ağrılar diyebiliriz. Sinire bağlı ağrılar o zaman. Tabii, tabii. Sinirden oluşan ağrılar. Tabii, sinir sistemine bağlı ağrılar daha çok bizim alanımıza giren ağrılar konusunu oluşturmakta. Biz bu akşam aslında baş ağrısına yönelelim dedik. Tek baş ağrısını konuşalım. Baş ağrısı nedir hocam? Yani baş ağrısı da gene dediğim gibi aslında beynimizin gene bize verdiği bir uyarı şeklinde. Yani orada sinir sistemimizde oluşan bazı hasarları hissetmemiz şeklinde bunu söyleyebiliriz. Ama baş ağrıları yaratan sebepler çok çeşitli. Çok fazla neden var. Bunlardan bazıları hani açıklayabildiğimiz şeyler olabilir. Mesela bir soğuk algınlığında biz baş ağrısı çekebiliriz. Ya da mesela ciddi durumlarda beyin kanaması, tümör ya da beyin damar yumağı gibi bazı hastalıklarda baş ağrısı oluşabilir. Ama bazen primer baş ağrısı dediğimiz durumlarda, yani hiçbir sebep bulamadığımız baş ağrılar da vardır bizim takip ettiğimiz alanda. Peki bu ağrılar olup geçiyor. Ne zaman bir hekime başvurmalı, bu baş ağrıların hangisinde bir hekimle irtibata geçilmelidir? Yani baş ağrısı, yani yaşamamış insan imkansız. Hepimiz evet. Yaşıyoruz. Ayda bir yaşayabiliriz, senede birkaç defa olabilir. Ağrı kesici kullanıyoruz. Hani geçiyor, hafifliyor, takip edebiliyoruz. Ama aslında çok basit bir şey gibi gelebilir hani baş ağrısı. Ama bu kronik olduğu zaman, yani bizim çok sık oluyorsa, çok uzun sürüyorsa, artık bizim hayat işlevselliğimizi etkiliyorsa, yani bizim çalışmada konsantrasyonumuzu düşürüyorsa, günlük insan ilişkilerde bizi etkiliyorsa, sinir stresi sokuyorsa, uyku düzenimizi bozuyorsa, yani hayatımızı artık etkileyecek derecede ve tedavilere rağmen, ilaçlara rağmen geçmeyen ağrılar olduğu zaman bir hekime görünmek lazım. Yalnız bu genel ağrılardan bahsettim. Bir de mesela ciddi durumlar var. Baş ağrılarıyla kendini gösterebilecek ciddi durumlar da şöyle. Eğer ki bir baş ağrısı çok şiddetli ve ani bir şekilde başladıysa, buna eşlik eden şiddetli bulantı kusma varsa ya da baş ağrısıyla beraber hastada birden bir dengesizlik, çift görme, yüzde kayma olabilir ya da vücudun bir tarafında ağrı uyuşma şikayetleri varsa, bunlar bizim için ciddi belirtilerdir. Böyle hastaların hemen bir doktora görünmesi gerekmekte. O zaman tek başına baş ağrısı değil de bile komplike olduğu zaman tehlike uyandırıyor demek oluyor. Tabii ki bu dediğim şeyler de eşlik ediyorsa o zaman daha ciddiye alıp hemen başvurmamız lazım. Tek olduğu zaman mesela tek oluyor, başım ağrıyor diyorsun, ağrı kesici atıyorsun, geçiyor. Tabii ki onlar yani hepimizde olabilecek şeyler ama gene de bu baş ağrıları mesela tek oluyor, hemen geçiyor ama biz haftada 3-4 defa ağrı kesici kullanmak zorunda kalıyoruz. Evet. Çok sık başımıza geliyorsa gene bunlar için de bir hekime görünmemiz gerekiyor. Peki en sık görülen baş ağrısı nelerdir? Baş ağrıları mesela? Yani baş ağrısı aslında sınıflandırmasına baktığımızda çok çok fazla çeşitli baş ağrıları var ama bizim en çok poliklinikte bize gelen hastalarda gördüklerimiz
Şöyle sayabilirim. Gerilim tipi baş ağrısı bize en sık gelen baş ağrılarından. Onun dışında migren baş ağrıları bize oldukça sık gelmekte. Sinüzit de gene aslında bir iltihabi bir durum olmasına rağmen hastalar ilk bize başvurabiliyor baş ağrıları sebebiyle. Evet. Poliklinikte en sık gördüğümüz baş ağrıları bunlar ama bazı özel tip baş ağrıları da var. Onlardan da zaman kalırsa bahsetmek isterim. Peki gerilim tipi baş ağrıları neler hocam? Yani gerilim tipi aslında toplumun %50'sinde görülebilen bir şey. Yani her iki insandan biri bu baş ağrılarını yaşamıştır. Şu şekilde tarif edebiliriz. Genellikle özellikle bu ağrılar böyle şakak bölgesinde, alın bölgesinde, baş çevresinde veya ense bölgesinde hissedilen baş ağrılarıdır. Böyle bir baskı tarzında hisseder hasta bu baş ağrısını. Hani böyle çok aşırı şiddetli dayanılmayacak bir ağrı değildir. Yalnız böyle hafif orta derecede dediğim gibi baskı tarzında olur. Mesela hastalar şey der, başımı bir şeyle bağladığım zaman, sıktırdığım zaman geçiyor derler bu baş ağrısı. Öyle bir şey var mı ama hocam? Geçiyor aynen, mu? Aynen etkili. Yani bu etkili. Baş ağrısının hikayesinde de böyle bir şey var. Yani başımı bir şeyle sıktığımda, bastırdığımda geçiyor demeleri bizi bu baş ağrısına yönlendiren şeyler. Bunun sebebine baktığımızda daha çok gerilim tipi baş ağrısı, daha çok böyle sıkıntı, stres, günlük uğraşlar neticesinde kaynaklanan baş ağrıları. Dediğim gibi hani bunlar da eğer çok sık oluyorsa, hasta bunlar için çok fazla hayat işlevselliğini kaybediyorsa, çok fazla ilaç kullanıyorsa bu baş ağrıları için hekime görünmesi gerekmekte. Mesela kalabalık ortamlarda dediğim gibi sıkıntı, stresli durumlarda bunlar daha çok tetikleyen şeyler artabilir. Toplumda da çok en sık gördüğümüz baş ağrılarından bir tanesidir. Aslında biz kameraman arkadaşlarımız çarşıyı dolaştılar. Bu biraz önce bahsettiğiniz ağrı tiplerini sordular. VTR'e hazırlayamadık ama soruları almışım. Birazdan onları aynen anlattığınız şekilde soracağım. Önce bir sizinle sohbet edelim benim. Sonra o sorulara Tabii, geçeceğim. Tabii. Peki migren dediniz. Migren ağrısı. Tabii. Yani esas aslında bizim en çok uğraştığımız ağrılar migren ağrıları. Migren ağrısı. Çünkü bunlar dirençli ağrılar oluyor. Yani ve uzun süreli tedavi gerektiren ağrılar oluyor. Ve maalesef şu an migrenin kesin bir tedavisi yok. Yani bir tane hap verelim, bir daha migren ağrısı olmasın. Maalesef şu an yok. Öyle bir çözümümüz yok elimizde. Migren için de şöyle söyleyebilirim. Yani toplumun yaklaşık %10-15'inde görülen bir ağrı. Hani o çok da böyle az nadir görülen bir ağrı değil maalesef. Ve aile öyküsü olan hastalarda bu risk 3 katına kadar daha fazla artmakta migren hastalarında. Hastalar bize şu şikayetlerle geliyorlar. Hani migrenin bazı tipik özellikleri vardır. Onlardan bahsetmek gerekirse migren ağrısı genelde tek taraflı olur. Yani az önce gerilim tipinden bahsettiğimizde genelde evet, tüm baş çevresinde hissederiz. Ama migren ağrıları genelde sağ tarafta derler hastalar ya da sol tarafta diyebilirler. Tabii iki tarafta da hissedilebilir. Onun dışında zonklayıcı bir ağrıdır. Hani diğeri baskı gibiydi ama bunda daha çok böyle bir hastalar zonklama şikayetinden bahsederler. Onun dışında şiddetli bir ağrıdır. Gerilim tipine göre daha şiddetlidir. Hastayı böyle daha zora sokan bir ağrı tipidir. Yaklaşık migren atakları tuttuğu zaman 4 saatle 72 saat yani 3 güne kadar sürebilir bu ağrılar. Ve normal ağrı kesicilere de genelde dirençlidir. Onun dışında gene gerilim tipinden farklı olarak bunlara bulantı kusma şikayeti eşlik edebilir. Hastalar çok başım ağrıdığında bulantım oluyor, kusuyorum diyebilirler. Onun dışında ışık ve sesin rahatsız etmesi gene migren için oldukça önemli bir belirteçlerdir. Bazı tetikleyici faktörler vardır mesela migrende. Fiziksel aktivite, kola, sigara, çok baharatlı, çok yağlı yiyecekler, uykusuzluk. Gene migreni de tetikleyen stres sıkıntı, biz de migren ataklarını tetikleyen şeyler olarak sayabiliriz bu durumları. Kola dediniz işte, o zaman kafeinin tabii etkisi nedir hocam bu baş ağrısına? Yani azaltır mı yoksa çoğaltır mı baş ağrısını aslında? Şimdi şöyle bir durum var, hani hastalar da bize soruyorlar, migrenim var, hani hocam pehrizi var mı, ne yapayım, evet, ne yiyeyim diye. Hani maalesef hastalara ya kesin şunu yapın, şunu yiyin, bundan uzak durun diyemiyoruz. Ama genel popülasyonda dediğim gibi bazı kafeinli şeyler söylediğiniz gibi kahve, çay, onun dışında çok baharatlı, çok yağlı yiyecekler, çok uzun süre ekrana bakma, televizyon izleme, uykusuzluk. Telefona bakma, bilgisayara tabii bakma. Onlar günümüzde da mesela telefon çok tetikliyor maalesef. Ama bunlar tüm hastalar için geçerli olmuyor. O yüzden hani kesinlikle bunları yemeyin, bunları içmeyin, bunlardan uzak durun diyemiyoruz. Daha çok diyoruz ki sizi ne rahatsız ediyor? Siz
ne yaparken daha çok baş ağrısı çekiyorsunuz? Zaten bunu sorduğunuz zaman hasta fark ediyor. Ya diyor hocam ben kahve içsem çok kötü oluyorum ya da uykusuz kaldığımda hep migrenim tutar. Ya yani hastalara diyoruz ki bunları düzeltmen lazım, uzak durman lazım. Bu şekilde yönlendirme yapıyoruz. Evet. Baş ağrısının nedenlerden bahsettiniz ama biraz açabilir miyiz hocam bu nedenlerini? Şimdi bu gerilim dedik, işte aynen. Migren dedik, sinüzit dedik. Başka bir şey var mı hocam? Dediğim gibi böyle hani az önceki durumları söyledim, tehlikeli olabilecek şeyler. Mesela beyin kanamaları da şiddetli baş ağrısıyla kendini gösterebiliyor. Gösterir, evet. Ama bunlarda mesela çok aniden çok şiddetli baş ağrıları oluyor genelde. Hasta der ki mesela hayatımda hiç böyle bir ağrı yaşamadım diye gelir bize. Bu beyin kanamasında değil mi? Beyin kanamasında aynen bu şekilde gelebilir. Gibi. Yani aynen çok şiddetli bir çok baş ağrısı. Bulantı kusma, şiddetli bulantı kusma eşlik edebilir. Onun dışında tabii beyinde bir hasar olduğu için az önce söylediğim işte bir tarafta felçlik, yüzde kayma, uyuşmalar, denge bozukluğu, çift görme bunlar meydana gelebiliyor. Bunlar da tabii dikkatli olmak lazım. Onun dışında menenjit dediğimiz böyle beyin enfeksiyonları gene baş ağrısıyla en başta kendini gösterebilir. Onun dışında arteriovenöz malformasyon dediğimiz beyinde baloncuk oluşması gibi şeyler baş ağrısıyla gelebilir. Ya zaten biz hastalar bize baş ağrısıyla geldiği zaman hastalara biz MR çekeriz. İlk baktığımızda MR çekiyoruz. Tabii yani beyin maalesef kapalı bir organ. Bir kemik yapının içinde. Bunları değerlendirebilecekse... Öyküsünü de belki tam anlatamıyor bir hasta. Gelip başım ağrıdı. İşte geçti, ilaç attım geçti. Ve gittim analjezik yaptırdım. Acilde iğne yaptırdım geçti. Bize gelen hastalar zaten dediğiniz gibi çok uzun süredir ilaç içiyor. Bir şey yapıyor, fayda bulamıyor. 6 aydır, 8 aydır baş ağrıları var. Öyle geliyorlar. Tabii altta bir şey var mı diye bunları bir araştırmak lazım. O yüzden MR çekiyoruz. Hastalarda yalnız şöyle bir yanılgı olabiliyor. Mesela migren MR'da çıkan bir şey değildir. Ya da bu gerilim tipi baş ağrısı MR'da çıkan bir şey değildir. Yani biz bunları hastanın az önce söylediğim, anlattığı hikayesine göre tanı koyarız. Bizim zaten MR çekmemizdeki amaç bu tümör olsun, damar yapısal değişiklikleri olsun, beyin kanaması olsun ya da beyin absesi olsun. Bu tarz daha ciddi durumları ortadan kaldırmak için biz MR çekeriz hastalara. Evet. Eğer ki böyle bir şey yoksa MR'ı temizse hastanın anlattığı hikayeye göre hangi tip baş ağrısına giriyor onu belirleriz ve ona göre de bir tedaviye gideriz. Evet hocam. Peki bu masajın etkisi var mı mesela baş ağrısına? Şimdi işte her tipte etkili olmuyor maalesef ama mesela gerilim tipi baş ağrısında ya da servikojenik baş ağrısı dediğimiz durumlarda genelde boyun ve kafa kaslarında bir kasılma durumu da oluyor. Bir gerilme durumu da oluyor. Zaten o yüzden böyle bir şeyle sıktırma ya da o hastalar işte derler hocam masaj yaptım, boynumu sıktırdım, iyi geldi. Bazı baş ağrı gruplarında iyi gelebiliyor ama tabii ki hepsi için geçerli değil bu maalesef. Değil. Evet hocam. Sinüzit demiştiniz üçüncüsü. Gerilim, migren, sinüzit. Aynen sinüzit de polikliniğimize sık geliyor. Zaten bu hastalar da belirgin hikayeyle geliyorlar bize. Burada en çok şikayet edilen şey alın bölgesinde bir ağrıdan hastalar şikayet eder. Evet. Ve de böyle çok aylık bir hikaye değildir böyle birkaç aydır oluyor değil. Daha böyle bir hafta 10 günlük bir hikayeden bahsederler. Bir de derler mesela öncesinde bir soğuk algınlığım vardı ya da hasta geldiğinde zaten der ki burnum tıkanıyor biraz ateşim oluyor diye gelir. Bir de en önemli gene bizi yönlendiren şey hastalar öne eğildiğim zaman böyle beynim akacak gibi hissediyorum derler. Bir ağırlık varmış gibi hissediyorum derler. Onun dışında yüz kemiklerinde, burunda bir hassasiyet, ağrı hissederler. Bunlar daha çok bizi sinüzite yönlendirir. Gene bu hastalarda biz uygun gördüğümüz hastalarda gene MR kontrolü de yaparız. O iltihabı da gösteririz. Tedavisini de ona göre düzenleriz bu hastalar içinde. Evet. Peki alternatif tıbbın baş ağrısına bir etkisi, bir faydası var mı? Yani fayda gören hastalarımız var ama şu an onlarla ilgili tabii ki yeterli bir literatür çalışması yok. Yok. Hani şu aranda etkilidir, yüzde şu kadar etkilidir diyebileceğim bir şey yok. Ama tabii ki alternatif tıp da şu anda normal tıpın yanında kullanılan bir tedavi yöntemi. Onu uygulayıp bu tedavilerden fayda gören hastalarımız var. Ama hani dediğim gibi direkt bir yönlendirme yapamıyoruz. Şu çok iyidir, bunu yaptırın, bununla geçer şeklinde bir şey öneremiyoruz. Ama uygulayan hastalarımızda da bir dediğim gibi sorunumuz yok. Evet hocam, bu migren nöbetleri geçirdiği zaman hasta, normal hekimin verdiği ilaçlar var. Hekimin verdiği ağızdan aldığı ilaçlarla geçmediği zaman ne yapmalı hocam?
Şöyle migren tedavisi maalesef normal ağrı kesicilerle geçen bir durum Tedavi değil değil, evet. migren ağrısı. Ve bayağı da uzun sürüyor bence migren Tabii 4 saatten atakları. 3 güne kadar sürüyor 4 bu saatten 3 ağrılar. güne kadar sürüyor. Yani migren ağrıları zaten uzun sürüyor hastalarda. Zaten 3 günü geçtiği zaman artık biz buna bir migren statüsü deyip yatırıp hastaneye bile yatırıp tedavi edebiliyoruz bu hastaları. Evet. Şöyle ki migrende mesela ayda 1-2 atak hastalar geçiriyorsa bizim bazı kullandığımız migrene yönelik triptanlar dediğimiz böyle şiddetli ağrı kesiciler var. Bu ağrı kesicilerle kontrol altına almaya çalışabiliyoruz bu hastaları. Ama dediğim gibi hani normal bir aile hekiminde çok yazdırabilecek bir ilaçlar değil. Nöroloji hekimine gelmek lazım. Eğer ki 2 veya daha fazla sürüyorsa, insanları böyle çok zor durumda bırakıyorsa da her gün alınacak uzun süreli profilaksi dediğimiz tedavilere geçmemiz lazım. Bunlar da yaklaşık 6 ay ya da hastanın ihtiyacına göre daha uzun süren aralıklarla bu ilaçları kullandırmamız gerekebiliyor. Migrenin hani maalesef bir ameliyat gibi bir yöntemi yok şu aşamada. Dediğim gibi Yok. kesin bir tedavisi de yok. Bunu içelim de bir daha olmayalım yok maalesef. Ama mesela merkezimizde de yaptığımız gom blokajı dediğimiz bir şey var. Baş arkasına giden iki sinire iğneyle blokaj uyguluyoruz. Tabii bunlar seçili hastalarda. Ama böyle kronik migreni olan yani çok sık atak geçiren bir sürü ilaç kullanmış, bunlardan fayda görmemiş birçok hastamızda oldukça etkili yanıtlar aldık bu tedaviden. Evet hocam. Peki hocam baş ağrısına ne iyi gelir? Mesela diyorlar soğuk kompres yapın, yok sıcak kompres yapın, masaj yapın işte bu kompreslerin falan faydası olur mu? Ya onlar da tabii ki kasları gevşettiği için kısmi faydası olabiliyor. Mesela Onlar da baskı yap, masaj işte gibi biraz önce çalışıyor. sarma demişti, kafa derisi üzerine baskı yapın, deriye masaj yapın. İşte o da gene ağrı tipine göre etkili oluyor. Mesela gerilim tipi baş ağrısı dediğimiz olayda bu kompresler ya da masajlar etkili olabilir. Ama maalesef bunlar bir migren ağrısını geçirecek şeyler değil. Ya da bir sinüzit, iltihaptan kaynaklı bir ağrıdır. Yani bu iltihabı kurutmadığımız sürece antibiyotik tedavisi veririz. Eğer hasta onu almazsa maalesef bu tedaviler etkili olmuyor. Ama halk arasında da zaten en çok görülen gerilim tipi olduğu için insanlar bunlardan fayda görebiliyorlar. Evet hocam. Hocam biz dedim ya biz halkımıza sorduk. Birçoğunda mesela tepem ağrıyor, başımın ağrısı ağrıyor, başımın yan tarafı ağrıyor. Aynen. Evet. Bunlar daha çok gerilim tipi baş ağrısına Bunlar gerilim işaret. tipi baş Tabii ağrısı. tabii. Yani migren dediğim gibi genelde tek taraflı bir yer verir. Ama gerilim tipi genelde baş tepesi, arkası, şakaklarda ya da böyle hastalar böyle gösterir bize böyle Evet. başımın etrafı ağrıyor diye. Gerilim tipi ağrıları bu şekilde oluyor. En sık karşılaşılan da bu zaten. Sorduğum sorulardan okuyorum hocam. Aynen Tabii. halkımızın söylediği şekilde. Ensemden başlayan ve kafamın arkasına dolaşan bir ağrı var. Yani orada tabii ki boyun kasları da sertleştiği için Evet. tabii bazı daha başka şeyleri de sorgulamak lazım. Ama gerilim tipi baş ağrıları Bu da için gerilim tipiktir. tipi değil mi? Ama şöyle de bir ekleme yapmam lazım burada. Böyle baş arkasında ensede olan ağrılarda tansiyona dikkat etmek lazım. Yani biz zaten özellikle baş ağrısıyla gelen hastalara tansiyonu Ona sorarız. girmemiştik. Aynen hocam. Baş ağrısı ve tansiyon en önemli. Tabii ki yani tansiyon yüksekliğinin de ciddi bir belirtisidir baş ağrısı. Tansiyon yükseldiği zaman da özellikle zaten enseye, boyun köküne vuran ağrılar görülür bu hastalarda. Evet. Bize gelen hastalara yani en azından bir kere ağrı döneminde bir tansiyon ölçtürmesini isteriz. Eğer yüksek geliyorsa sıkıntı tansiyondandır yani baştan değil o tansiyonu kontrol altına almak lazım. Onun dışında yüksek kolesterol, bu da gene baş Baş arkası ve ağrısı boyunda yapıyor. baş ağrısı yapabilen nedenlerden. Bazı hastalarımızda tabii boyun fıtıkları, böyle diyorlar ki enseden başlayıp başın arkasına vuran ağrılar dedikleri zaman boyun fıtıkları, boyun düzleşmesi de bu şekilde baş arkasına vuran ağrılar yapabilmekte. Dişte bence. Dişte herhangi bir sıkıntı varsa Tabii ki çürük tabii falan. ki. Şimdi orada aslında çok özel bir ağrı tipi var ondan bahsedeyim ben. Bir trigeminal nevralji dediğimiz bir ağrı var. Nevralji, Aynen evet. trigeminal nevralji yani bu tam çene, alt çene bölgesini içine alan sinirde bir ağrı meydana geliyor. Yalnız hastalar bunu anlayamıyorlar Evet. maalesef. Yani bu ağrı şöyle bir ağrıdır. Saniyelik ya da birkaç dakika süren böyle yıldırım çarpması şeklinde ya da bıçak saplanması şeklinde çok şiddetli ağrılar olur. Bunlar özellikle böyle konuşurken, bir şeyler çiğnerken, yerken hatta hasta dokunduğunda bile bu ağrıları hissedebilir.
Hastalar bunları diş ağrısıyla karıştırıyorlar. Hatta bize geldiklerinde 3-5 tane dişlerini çektirmiş oluyorlar. Çünkü diyor ki buradan ağrım var, dişçiye gidiyor, dişini çektiriyor. Dişini geçmedi. Şu dişim de var, o zaman buradandır diyor, çektiriyorlar. Yani bu cidden sıkıntılı bir durum. Yani boşu boşuna hastalar kaç tane dişini kaybedip bize geliyorlar. Aslında buraya giden sinirin yarattığı bir ağrı. Ve bizim çeşitli tedavilerimiz var. Hastalar da bunlardan çok olumlu yanıtlar alıyorlar. Orada, yani dişi çekmeden aslında size gelseler? Yani dişçi muayenesine gittikleri zaman tabii görünen bir şey varsa orada bir iltihap ya da bir çürüme o bellidir. O bellidir. Ama bazen inatla işte diş ağrısına bağlanıyor. İşte geçmedi çekelim. Yani gerçekten hasta 3-5-10 dişini çektirip bize geliyor işte burada ağrım var diye. Evet. Tabii o kaybı geri alamıyorsun. Mümkün onu değil, kaybetmiş evet. oluyor. O yüzden o konuda da hani dikkatli olmak lazım. Böyle bir durumun varlığının farkında olmak lazım. O açıdan önemli yani bu diş ağrılarıyla karıştırılabilen bu ağrı oldukça önemli. Bizim ayrı bir şeyimiz var dediniz işte dişle ilgili. Bu ağrı işte. Trigeminal nevralji o evet. diş kayıplarına neden oluyor. O yüzden ondan bahsetmek evet. istedim. Yine başka bir vatandaşımız. Ağrı beni çok rahatsız etmiyor fakat ışıklardan rahatsız oluyorum. Bazen hafif mide bulantısı da yapıyor. Saç diplerim, kafa derim çok acıyor demiş bir hasta. Yani biraz bahsettiği gerilim tipi baş ağrısına biraz daha yakın duruyor. Ama dediğim gibi ayrıntılı bir öykü almak lazım. Evet. Sıklığını, şiddetini, süresini hepsini bizden öğrenmek ağrıyı sorduk, lazım. Baş ağrısını sorduk. İşte oldu mu baş ağrı sizde oldu mu diye bu cevaplar hep geldi bize. Yani imkansız dediğim gibi yani evet. bir baş ağrısı olmaması. Evet. Onun dışında mesela özellikle genç hastalarda biz kan tahlilleri de yaptırıyoruz. Özellikle bayan hastalarda. Evet. Çünkü demir eksikliği, vitamin eksikliği, kansızlık. Bunlar onlar da baş ağrısı yapıyor değil mi? Baş ağrısıyla geliyorlar. Mesela, demir eksikliği, vitamin eksikliği, tabii B vitamini anemi. Eksikliği, aynen ona sekonder evet. gelişen kansızlık, anemi bunlar baş ağrısıyla geliyor. Mesela hasta diyor ki başım ağrıyor, saçım dökülüyor. Evet. Mesela saç dökülmesi yani beyinden gelen bir durum değildir. Ya ciltle alakalı bir şey vardır ya da dediğim gibi vitamin eksikliğiyle ilgili vitamin bir durum vardır. Yani. Yani bu hastalarda da genel kan tahlilleri de görüyoruz her zaman. Peki hocam çocuklarda baş ağrısı olur mu? Tabii ki. Yani migren mesela çocukluk yaşından başlayabilen bu gerilim tipi hepsi çocukluk yaşında aslında görülebilecek şeyler. Onlar da çocuk nöroloğu arkadaşlarımız zaten takip ediyorlar. O yüzden onu da ciddiye almak lazım. Ya çocuktur bir şey olmaz işte baş ağrır ya da işte bilmiyordur başka yalan söylüyordur gibi dememek lazım. Eğer gerçekten böyle sürekli çocuk baş ağrısından şikayetçiyse bir çocuk nöroloğuna göstermek gerekiyor. Erken yaşlarda bu hastalıklar maalesef başlayabilir. Başlayabiliyor. Tabii. Evet. Peki onlarda da çocuklarda da yine ilaç kullanmamız gerekiyor mu? Yani onların ilaçları tabii yetişkinlerden tamamen farklı. Hem ilaçla gidiyoruz hem dediğimiz gibi tabii çocuklar için bu yaşam tarzı tetikleyen şeyler varsa onları toparlamak, düzeltmek daha önemli ilaç tedavisinden önce. O şekilde bir hem yaşam tarzı gerekirse ilaç tedavisi beraber bir yol çiziyoruz hastalara. Aslında yaşam tarzı şimdi çocuklarımızın elinde işte televizyon, tablet, tabii. telefon içerisinde değişik değişik oyunlar var. Bunlar bile belki çocuğun iş dünyasını değiştiriyor, kafasını da ağrı oluşmasına sebep olabiliyor. Tabii ki yani o bile zaten az önce söyledim tek başına bir tetikleyici sürekli ekrana bakmak bile. Yani bize geliyor hastalar anne babasıyla geliyor mesela söylüyor hemen ailesi hocam çok telefona çok bakıyor, çok oyun oynuyor. Yani bunlar maalesef tetikleyici şeyler. Bunların da bir şekilde sınır koymak lazım, bir önlem almak gerekiyor. Evet. Yine başka bir hastamız, kafamın arka tarafı veya kafamın yarısını kapsayacak şekilde şiddetli ağrı oluyor. Bazen uykudan uyandırıyor, bazen uyanmamı engelliyor. Gözlerime kadar etki ediyor demiş. Şimdi migrene uyumlu bir hasta. Evet. Yalnız burada mesela şöyle bir şey de var, gözüme vuruyor, geceleri uyandırıyor dediği için. Mesela küme tipi baş ağrısı dediğimiz bir durum var, biraz ondan bahsedeyim. Küme tipi. Küme tipi baş ağrısı. Nedir hocam küme tipi? Bu da aslında çok şiddetli ağrılar yaratan bir şey. Ve gene toplumumuzda çok sık olmasa da gördüğümüz bir durum. Bu ağrının da karakteristik özellikleri şöyle aslında. Bu ağrı genelde 3 dakikayla böyle 3 saat arasında sürebilen şekilde periyotlarla geliyor. Tek taraflı olur ve tam böyle göz çevresinde hissederiz bu ağrıyı. Ve bu ağrı olduğu zaman gözde kızarma olur, sulanma olur.
burun akıntısı, burun tıkanıklığı olabilir. Yüzde o bölgede terleme olabilir, kızarıklık olabilir, ödem gelişebilir. Ama bu da çok şiddetli bir ağrıdır. Yarın burada hastalar der ki gözüm oyuluyor gibi hissediyorum der. Kanama olur mu hocam burunda bu tip hastalarda? Yani kanama da tabii çok şiddetli ağrılarda strese bağlı gerçekleşebilir. Diyor bu dediğiniz küme tipinde işte ödem falan olur. Yok kanama hani çok tipik değildir. Değildir daha evet. Çok böyle hani normal baş ağrısında kanama olma ihtimali var zaten normal baş olabiliyor ağrısında. Olabiliyor tabii ki dediğimiz gibi. Hani evet. Bu baş ağrısı ama özellikle bu bir tek taraflı burun akıntısı tıkanıklık yapar, gözde kızarma, sulanma yapar. Günde böyle bir 8 civarı atak şeklinde gelir. Bir de bazı mevsimlerde gelir. Mesela gelir birkaç hafta sürer ya da birkaç ay sürer. Sonra çok uzun bir süre olmayabilir. Sonra tekrar başlayabilir. Mesela bunun da tedavisi aslında apayrı diğer baş ağrılarıyla apayrı bir tedavisi var. O yüzden baş ağrılarında tanıyı koymak çok önemli. Mesela bu hastalığı da biz yani MR çekelim, ha bu küme tipi MR'da çıkar diyemiyoruz. Yok yani öyle bir şey yok. O yüzden ayrıntılı bir nörolojik muayene, nörolojik hikaye almak bağlı, lazım. Tabii ki. O yüzden çok önemli. İyi bir değerlendirme çok önemli. Ona göre de bir tedavi düzenlemek gerekiyor bu hastalarda. O zaman burada diyebiliriz. Mesela gerilim tipi, migren, sinüzit, küme tipi. Bunların hepsinin tedavisi de ayrı ayrı o zaman. Tabii ki. Tabii hepsinin ayrı tedavisi yani var. Yani bir başım ağrıda hemen bu ağrı kesici analjeziği açım, atayım da başımın ağrısı geçsin diyemeyiz o zaman. Yok olmuyor. İlla ki bir uzmana başvurmamız lazım ki hangi tip baş ağrısı olduğu belli olsun, ona göre tedavi düzenlersin. Bir de bizim toplumda şöyle bir şey var. Çok fazla ağrı kesici tüketen bir toplumuz maalesef. Hani en ufak şeyde hemen evde bir ağrı kesici var, içiyoruz, kullanıyoruz. Aslında o ağrı kesicinin çok zararları da var. Tabii ki yani mesela. Vücudumuza zararları var. Ayrıyeten şöyle bir şey de yaratıyor. Gene nadir olması gerekirken bizim toplumda biraz daha sık gördüğümüz ilaca bağlı baş ağrısı dediğimiz bir durum var. İlaç aşırı kullanım baş ağrısı. İlaca bağlı baş ağrısı. Ha, ilaç aşırı kullanım baş ağrısı. Aslında insanlar baş ağrım geçsin diye ilaç alıyorlar. Ama mesela bu... Aldıkça daha çok tetikliyor. Tabii yani bazı insanlar geliyorlar diyorlar hocam günde ikişer tane ağrı kesici içiyorum aylardır. Aslında vücut artık buna bağımlı oluyor. Yani ağrı kesiciyi almak için vücut artık ağrı üretiyor. Yani bu ağrı kesiciyi de içtikçe ağrılarımız geçmiyor. Yani bunda da apayrı bir tedavi düzenlemek lazım. Maalesef dediğim gibi bizim toplumda da sık görüyoruz. Çok fazla ağrı kesici kullanıldığı için. Yani fazla ağrı kesici de kendi ağrı yapıyor. Ona da dikkat etmek lazım. Zaten antibiyotik de aynı şekilde. Dünyada en çok antibiyotik kullanan ülke Türkiye. Türkiye'de en fazla antibiyotik kullanan il Şanlıurfa. Tabii o da zararlı. O da bu sefer direnç oluşturuyor. O zaman ne oluyor? Hastalıklar daha zor geçiyor. Daha zor iyileşiyor. Aslında amacımız iyileştirmekken tabii fazla daha fazla ters etki yapıyoruz. Her burnumuz aktığında, her öksürdüğümüzde, ıhı dediğimizde hemen bir antibiyotik. Artık vücut o antibiyotiği tanıyor. Tabii. Mikroplar normal da bir tanıyoruz. Hasta olduğunuz zaman artık etki de etmiyor antibiyotikler. Tabii. Mikroplar ağrı kesici aynı şekilde değil mi hocam? Tabii ki ağrı kesici de öyle. Yani böyle dediğim gibi haftada birkaç, hatta geliyor hastalar günlük ikişer tane, üçer tane içiyorum. Artık bu seviyeye geldiysek bağımlı olmuşuzdur ağrı kesiciye. Yani bunu gene doktor kontrolünde çeşitli tedavi yardımlarıyla kesmemiz gerekiyor. Evet hocam. Yine başka bir vatandaş. Tek taraflı baş ağrısı çekiyorum. Ensede, boyunda gerilme ve ağrı hiç ara vermeden hayatı bana zindan ediyor. Bir sürü depresyon ilacı kullandım ama sonuç alamadım. Yani, depresyon ilacı demiş burada da normal baş ağrı, bu tür ağrılarda falan mesela migren, gerilim, sinüzit, küme tipi ağrılarda depresyon ilaçları kullanabiliyor mu? Şimdi migren tedavisinde bazı antidepresan ilaçlar kullanılıyor. Evet. Yalnız bunlar işte depresyon için değil. Yani değil bu mi? İlaçlar antidepresan olan çıkmış ilaçlar ama birçok etkisi var. Evet. Biz bunun migren sinir o baş ağrılarını baskılama etkisinden faydalanıyoruz. Yani antidepresanlar migren tedavisinde kullanılabiliyor. Evet. Ayrıca gerilim tipi zaten dediğimiz gibi en çok faktör zaten sıkıntı, stres tetikleyici şeyler. Gene düşük doz antidepresanlar kullanabiliyoruz. Bu bahsettiğiniz hastada da hani biraz migren ağrısına uyuyor. Çünkü bir sürü ilaç kullanmış zaten anladığım kadarıyla migren tanısı konmuş, antidepresanlar almış. Tek taraflı olduğunu söylüyor. Ama mesela migrende de bir tedaviyi düzenli kullanmak oldukça önemli. Ya hastalar bir doktora gidiyorlar, ilaç alıyorlar. Bir hafta içtim ya bu bana yaramadı. Başka doktora gidiyor, başka bir ilaç alıyor. Onu bir iki hafta içiyor işte bu bana işe yaramadı, diğer doktora gideyim. Maalesef migren dediğim gibi öyle hemen
birkaç günlük tedaviyle geçen bir şey değil. Uzun süreli bir tedavi gerekir. İlaçlarımızın zaten etkisi 15-20 günde ancak çıkıyor. Yani hastanın bir ilacı en az kutu bitene kadar düzenli kullanıp ondan sonra da göründüğü doktora tekrar gitmesi lazım ki o ilaç dozunu arttırmak mı gerekiyor, değiştirmek mi gerekiyor? Evet. Yani böyle parça parça hastalar ilaç aldığında hem kendine zararı oluyor da faydası da olmuyor. Faydada dokunmuyor zaten. Sen bir defa ilacı aldın, attın, onarsa ben iyileşirim demek olmuyor. Yani. Tabii ki. Yani o yüzden migrende düzenli takip oldukça önemli. Evet. Başımın sol tarafında ağrı gelip gidiyor. Bu ağrılar gün boyu devam etmekte. 5-10 dakikada bir ağrısı vurup geçiyor. Yani dediğim gibi bir sürü ağrı tipi var. Hani hepsinden bahsedemiyorum. Evet. Mesela bu ağrılar, mesela bu bahsedilen ağrı da mesela baş tek taraflı tutan, böyle aralıklı gelen, böyle çarpma şeklinde gelip giden bazı ağrılar var. Mesela hemikranya, kontinya dediğimiz ya da birçok isimde böyle ağrılar var. Hani bunların hepsini ayrıntılı değerlendirip sorgulayıp ona göre bir yol çizmemiz lazım. Ama işte bu ağrıların sürekli olması önemli. Eğer gerçekten sürekli oluyorsa, sizi rahatsız ediyorsa bir nöroloğa görünmeniz gerekir. Aslında biz sizinle konuşmadan bu soruları da sorarak gitseydik bütün konuyu biz almış olalım. Çünkü hemen hemen hepsini anlatıyor bak. Bu da aynı şekilde. Azalarak devam eden ve 3 gün süren başımın sol tarafına, sol kulağıma, yüzüme, gözüme vuran bir ağrı oldu. Özellikle elimi, yüzümü ve kafamı sol tarafımda gezdirdiğimde hassasiyet mevcuttu. Kulağımda da ara ara bıçak saplanır gibi ağrı giriyordu. Aslında bu işte biraz önce migren dediniz, 4 saat ile 3 gün süren. Migren ağrısına uygun. Ama bir de şöyle bir şey var. Mesela hastalar bir kere baş ağrısı yaşıyor. Geliyorlar, hocam ben migrenliyim. Yani migren demek için maalesef öyle tek seferlik baş ağrısıyla değerlendiremiyoruz. Hani bunların en az bir mesela 5 atak görmemiz lazım. Belli bir sürede, belli bir sayıda bu baş ağrılarını görmemiz lazım ki gene migren tanısı koyalım. En az 5 yani atak da görmek lazım ki migren tanısı koymak. Yani ilk bir defa da migren değmez. Bir sefer oldu, hani migrenin zaten özelliği odur. Sürekli aralıklarla devam eden baş ağrıları şeklinde tanımlanır. Hani o yüzden hemen korkmamak lazım. Bir kere başım ağrıdı, hani migren mi oldum diye telaş etmemek lazım. Takiplerde hastanın zaten gidişatına göre durum şekilleniyor. Evet. Sadece geceleri olan uykudan bile birden ağrının etkisiyle uyanma ve bazen 45 dakika bazen 2 saat süren çok ama çok şiddetli baş ağrısı çekmekteyim demiş birisi. Mesela onlar da nokturnal, yani gece olan baş ağrıları dediğimiz bir grup var. O gruba giren bir baş ağrısı olabilir bu hastamızda. Bu sadece gece mi oluyor baş ağrısı? Aynen, gece uykuda oluyor. Gece uykudan uyandıracak seviyede olabiliyor. Artık vücut siklusuna göre gece gerçekleşen ağrılar bölümüne giren bir hasta olabilir. Gene belirli başlı tedavilerimiz var. Bunlarla hastaları takip edebiliyoruz. Yani dediğim gibi baş ağrılarını tetikleyen çok fazla. Çok faktör var, evet. Çok faktör. Mesela hormonal faktör, değişik bir baş ağrısı. Mesela menstrual migren dediğimiz bir durum var. Bayanlar gelebiliyor, evet. Bundan. Hocam sadece işte regl döneminde başım ağrıyor. Evet. Ve çok şiddetli. Gene aynı migren tarif ediyor aslında. Baş ağrı, evet, tipi migren. Ama sadece diyor ki hormonal dönemde, başka yok. Çok rahat. Evet. Mesela bu tamamen özel bir durum. Menstrual migren dediğimiz bir şey. Bunun tedavisi de gene normal migrenden apayrı. Verdiğimiz ilaçlar belli, ilaçları kullanım zamanı belli, hasta takiplerimiz belli başlı şekilde oluyor. Çok çok çeşitli baş ağrıları var. Hepsine göre bir yol çizmeye çalışıyoruz hastalarımız için. Evet hocam. Başım ağrıyor ve alnımda parmak ucu gibi bir siyahlık oluşuyor demiş. Var mı öyle bir şey hocam? Yani baş ağrılarında genelde böyle hani böyle çok bir renk değişikliği beklemeyiz. Dediğim gibi böyle bir terleme olabilir, kızarma olabilir, ödem görülebilir. Hani o siyahlık dediği ne, onu bir görmek lazım. Hani bir bakmak lazım. Damar şişliği mi oluyor acaba? Damarla alakalı bir durum mu var? Onu bir değerlendirmek lazım. Sol kulağımın 3-4 parmak gerisinden enseme kadar inen elektrik akımı gibi sancılar hissediyorum. Stresli olduğum zamanlar sanki daha çok oluyor, daha yoğun oluyor. Aynen, yani ya gerilim tipi bahsediyor. Işte ya da bir boyun fıtığı da olabilir mesela. Böyle bir ettiği şey boyun fıtığına da uyuyor. Boyun fıtığında da karıştırabiliyorlar belki o tür şeyleri. O hastalarda boyun fıtığına bağlı böyle başa vuran ağrılar da olabiliyor. Ona göre bir yol çizip, harita çizip takip etmemiz lazım hastalarımız. Evet, bir tane. Beynim
Beynim zonkluyor. Sağ ve sol gözümün üstünde bir ağrı vuruyor. Yani Biraz çok söylemiştiniz o beyin aynen zonklaması. aynen yani dediğim gibi gene sıklığını, süresini, şiddetini bunların hepsini öğrenmemiz lazım hastalarımızdan. Bu baş ağrısını görmeye etkisi oluyor mu hocam? Göz görmeyle falan. Evet olabiliyor. Mesela bazı ciddi durumlarda görme Kaybı kaybıyla oluyor. gelebiliyor baş ağrılar. Mesela hipofiz adenomu kitlesi olan hastalarda böyle bir baş ağrısı artı görme kaybıyla gelebiliyorlar. Onun dışında bazı gene damar tıkanıklıklarında görme kaybıyla gelebiliyorlar. Bir de retinal migren dediğimiz bir durum var. Mesela migrenin işte konuşurken hep ortaya çıkıyor. Bir sürü çeşidi var. Mesela Evet. retinal migren dediğimiz şey de hasta görme kaybı ve baş ağrısıyla geliyor. Tek gözde diyor görme kaybı ama bu geçici. Yani bunun geçici olması lazım. Mesela belli bir süre bir gözde böyle görme bulanıklığı olabiliyor, görme kaybı olabiliyor. Ondan öncesinde ya da sonrasında şiddetli migren ağrıları çekiyor hasta. Evet. Ve bu tekrarlıyor. Ama bu hastalar gene dikkat edilmesi gereken hastalar. Çünkü damarlarla ilgili sıkıntı olabilir bu hastalarda. Damar darlığı olabilir, damarlarla ilgili bir patoloji olabilir. Bu hastaların da gene özellikli olarak değerlendirilmesi lazım. Bir de migrende şöyle bir şey var. Ondan hani esas ayrımı bölmedik. Auralı migren ve aurasız migren dediğimiz bir şey var. Evet. Aurasız migren yani zaten en sık gördüğümüz şey aurasız migren. Yani az önce tüm konuştuğumuz şeyler aurasız migrene giren o kriterlerden bahsettik. Auralı migren ise migren atağı başlamadan önce hastalarda bazı bulgular, bazı belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bu baş ağrısı başlamadan önce. Mesela en sık gördüğümüz şey gözle ilgili bulgular. Hasta diyor ki mesela tek gözümde diyor ışık çakmaları oluyor. Böyle parıltılar oluyor. Göz çevremde parıltı hissediyorum. Böyle zikzaklar görüyorum. Ondan bir süre sonra baş ağrısı başlıyor. Mesela bu öncesinde hissettiği şey hastanın auradır. Evet. Biz de buna auralı migren diyoruz. Ha bu bir tek gözlerde olmuyor. Hasta kulak çınlaması öncesinde olabilir. Konuşma bozuklukları olabilir hastada. Onun dışında böyle bir gene bir bilinç bulanıklığı ya da dikkat dağınıklığı gibi bir durum olabilir. Bunlar gene auraya bizim auralı migren sınıfına giren şeylerimizdendir. Yani duyusal anlamda değişiklikler oluyor. Evet, hasta yani bir değişik bir şey hissediyor ve ondan sonra baş ağrıları başlıyor. Ama genel olarak migrenlerde de bir öncül dönem vardır. Yani bu dönemde de aslında hastalar, migren hastaları zaten migreninin geleceğini hisseder. Mesela böyle çok sık esneme olur ya da böyle bir hasta bir böyle yorgun kırgın hisseder, mod düşüklüğü hisseder böyle bir iki gün öncesinden. Ondan sonra migren atağı da gelebilir. Evet hocam. Migren atakları yine aynı dediğiniz gibi 4 saatla 3 gün 72 saat arasında sürebiliyor. Yani uzun bir süreye yayılıyor. Dediğim gibi 3 günü geçen ağrılar çok şiddetli ağrılar olduğunda da hastalara yatış verip takip edip ağrılarını dindirdiğimiz durumlarda olabiliyor bu hastalar için. Ama hastaların da birazcık bu tedaviye katkıda bulunması lazım. Tedaviyi devam ettirmesi lazım. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Dediğim gibi anında bir çırpıda kurtulamıyoruz maalesef. Biraz uzun dönem bir tedavi takip etmemiz lazım. Peki hocam bir hastamız yine vatandaş sormuş da basınçlı bir ağırlık var. Başımı devamlı sağa sola kütletiyorum. Hafıza kaybı has safhada, ezber yapamıyorum demiş. Oluyor mu hocam hafıza kaybı baş ağrılarında? Şimdi hastanın yaşı çok önemli. Unutkanlık şikayeti evet. için bizde. Eğer hasta genç yaştaysa ve bize böyle baş ağrısı, unutkanlık şikayetiyle geliyorsa biz genelde iki sebep üzerine yoğunlaşırız. Ya bu hastada gene bir demir eksikliği, vitamin eksikliği, anemi vardır, B12 eksikliği vardır. Hem baş ağrısı yapar hem unutkanlık yapabilir. O yüzden bu genç hastalarda böyle bir şikayet varsa kanlarına bakarız. Onun dışında ikinci seçenek gene dediğimiz bu gerilim tipi baş ağrılarına giriyor. Yani hasta böyle çok sıkıntı, stres, çok böyle takıntı yapıyorsa dikkat dağınıklığından aslında unutkanlık gibi hissediyor. Ama dikkatini veremediğinden aslında olayları tam net hatırlayamıyor. Gene bu sıkıntı, stres de böyle unutkanlıklar, baş ağrılarıyla hastaları bize getirebiliyor. Evet hocam. Ahmet Yusuf Köylü sormuş. Namazda secdeden kalkınca başım dönüyor ya da araba ile rampa inerken hafif 2-3 saniye başım dönüyor demiş. Şimdi baş dönmeleri tabii ayrı bir başlı başına bir konu. Nöroloji olduğu için hocam tabii, sorular ya bir de zaten inme ile ilgili bir soru gelmiş onu da
Yani bize en sık gelen şey zaten polikliniğimize bir baş ağrısı, iki baş dönmesi. Evet. Baş dönmesi de gene birçok nedeni olabilen bir durum. Ama en sık neden kulakla ilgili bir sıkıntıdan genelde kaynaklanıyor. En sık nedeni odur. Benim pozisyonel vertigo dediğimiz bir durum. Kulakta böyle küçük kanallar var. Bunların içinde de denge taşları var. Eğer bunlar yerinden oynadığı zaman hasta böyle özellikle eğilip doğrulurken, sağa sola bakarken, yatakta dönerken der ki böyle anlık dünyam dönüyor gibi başım dönüyor diye şikayetlerle gelir. Hasta böyle bir hikaye verdiği zaman dediğim gibi hareketlerle tetikleniyorsa özellikle de biz sorarız kulakta sıkıntı var mı? Bazı hastalar der ki çınlama var, ağrı var, bir dolgunlukta hissediyorum. Bu dediğim gibi o kulak denge taşlarıyla alakalı bir durumdur. Bu hastamızın da bahsettiği biraz buna uyuyor. Özellikle namazda eğilip doğrulurken hareketli olduğunu bahsetmiş. Ha ne zaman nörolojiktir, ne zaman önemli, dikkat etmemiz gerekir bu baş dönmelerine? Böyle ani başlayan ve böyle mesela bu az önce dediğim baş dönmesi mesela olur, bir dakika sürer, geçer, bir aralık verir, sonra bir daha olur. Ama beyinden olan şeyler de genelde sürekli devam eder. Onun da yanında şiddetli bulantı kusma şikayetleri olabilir. Özellikle yaşlı hastalarda, şeker, kalp tansiyonu olan hastalarda böyle birden başlayan, sürekli olan bulantı kusma etki eden dengesizlikle beraber bir baş dönmesi varsa kesinlikle bir acile ya da bir nöroloji ekibine bir muayeneye gitmemiz gerekir. Ama baş dönmelerin çoğu şanslıyız ki bu kulak kristallerinden kaynaklanıyor. Onun için de bazı ilaçlarımız ve bazı manevra tekniklerimiz var bu hastalığı iyileştirecek. Peki hocam bunu siz mi yapıyorsunuz? Nöroloji mi yapıyor? Kulak burun boğaz mı yapıyor bunları? İki bölümde yapabiliyor. İkisi de yapabiliyor. Tabii tabii. İki bölümde bu tedavileri uygulayabiliyor. Kristallerin yerinde oynamasının o hareketleri. Tabii. Bunun tanısını da zaten belli bir manevrayla koyuyoruz. Hastayı belli bir pozisyona getiriyoruz. Bazı evet. bulguları takip ediyoruz. Eğer dersek ki kristaller yerinden oynamış, gene bu sefer tedavi manevralarına geçiyoruz. Onları uyguluyoruz ve hastaya bu şekilde şikayetlerini geçiriyoruz. Evet hocam. İnmeyle ilgili bir soru var. Nöroloji uzmanı olduğunuz için tabii, biz baş ağrısı her ne kadar desek de yine sorularımız geliyor. Son zamanlarda inme vakaları artış göstermiş bulunmakta. İnmenin tıbbi olarak yaş aralığı var mı demiş. İnmeden korunmak için neler yapmalıyız? Tabii yani güzel genel bir soru. Evet. İnmenin tabii ki daha çok ileri yaşlarda görülen bir hastalıktır ama genç yaşlarda da görülüyor nadir olarak. Ama bizim için evet. daha çok ileri yaşların bir hastalığıdır. İnme artıyor, evet. Yani bunun da nedeni şu. İnme nedir? Yani bir beyin damar tıkanıklığı sonucu hastanın bazı vücutsal fonksiyonlarını kaybetmesi durumu olarak söyleyebiliriz. Evet. Ha sadece tıkanıklıktan olmaz bu arada, beyin kanaması da inmedir. Beyin kanaması. Ama %80 oranında beyin damar tıkanıklığından kaynaklanır. %20 oranı beyin kanamasından kaynaklanır. İnme evet. dediğimiz, felçlik dediğimiz bir durum. Son zamanlarda niye artıyor? Maalesef damar yapımızı bozan en önemli şeyler şeker, tansiyon, kolesterol, sigara, obezite, işte hareketsiz yaşam. Bunlar, altyapısı var yani. Bu altyapı olmadan. Tabii ki yani damarlar durduk yere yani bir evet. tıkanıklık durumu oluşmuyor. Ya maalesef çağımızda da bu çok insanda artık var. Dediğim hastalıklar, şeker var, tansiyon var, işte kolesterol var. Zaten hareketsizlik maalesef çok fazla. Artık her yere arabayla gidiyoruz. Evet. Masa başında oturuyoruz. Hani spor alışkanlığımız pek yok. Yürüyüş yapmıyoruz. Onun dışında tabii fast food yiyeceklerle kilo arttı artık. Kilo obezite gene bu damar tıkanıklığına katkıda bulunuyor. Bu nedenle maalesef inme vakaları artıyor. Ayrıca tabii Türkiye nüfusu da artık yaşlı nüfus arttığı için inme vakalarını daha çok görüyoruz. Aslında bu konu iyi oldu. Şöyle bir parantez açmak isterim inmelerle alakalı. Şu an inme konusunda çok ciddi tedavilerimiz var. Evet. Yani ciddi damar açıcı yöntemlerimiz var. Yalnız beyin en az oksijene dayanırlığı en az bir organ. Süre yani, ne kadar o zaman hocam mesela? O arada bir süre vardır bence hocam. Damar tıkanıklığında ilk beyin kanaması geçirirken bir süre var mı yoksa? Her geçen dakika bizim için önemlidir. Ama mesela bir beyin hücresi tamamen oksijensiz kalırsa 3 dakikada ölür. Ama beynimiz şöyle çalışır. Yani mesela bir damar tıkandığı zaman onun etrafındaki damarlar onu aslında bir beslemeye çalışır. Çalışır. Yani orası bizim için kritik dönemdir. O da ilk 6 saat.
İlk 6 saat şu an için her şeyden önemli. Evet. Hatta ne kadar dediğim gibi ama erken gelirsek o kadar iyi. 6 saatin sonuna doğru yaklaştıkça da tabii o durum oturuyor. Biz ne kadar erken gelirsek o kadar iyi. Yalnız hani o kısımda bir bilinç geliştirmek lazım. Hastalar geç geliyorlar. Mesela diyorlar ki dün gece oldu, işte 2 gündür böyle, işte yaşlı hastayı hani yatsın uyusun yarına geçer, geçmezse götürelim. Ya da işte bir başına su dökelim hani bir kendine gelsin. Böyle olduğu zaman hastalar bu tedavi şanslarını kaybedebiliyor. Biz ilk 4,5 saatte bir damar açıcı ilacımız var, IV trombolitik diye, onu uygulayabiliyoruz. İlk 6 saate kadar da anjiyo şansı var bu hastaların. Tabii belli hastalarda, her hastaya yapamıyoruz bunu. Hı hı. Ama hasta 6 saati geçtiği zaman maalesef elimizdeki imkanlar kısıtlı. Yani o açıdan benim önerim, böyle bir durum olduğunda hastada yüzde kayma, konuşmada bozulma, bir tarafta ani güç kaybı, uyuşma, bunların hemen acile başvurması lazım. Bizim böyle çok hastamız oldu. Hani bir taraf tamamen felç, hiçbir şekilde konuşamayan hastalarımız. Ama bu tedavilerle biz o hastaları yürüyerek taburcu ettik. Evet. Ve bu çok önemli bir şey. Belki o hasta 20-30 yılını yatağa bağımlı geçirecekti. Ama artık bu tedaviler sayesinde dediğim gibi çok ciddi sonuçlar, katkılar alabiliyoruz. Anjiyo dediniz hocam, o beyin anjiyosunu, onu biz burada yapabiliyor muyuz? Öyle bir merkezimiz var mı? Tabii ki Urfa'da şu an OSM'de bir girişimsel anjiyografi merkezimiz var. Evet. Bunu yapan nörolog arkadaşımız da var. Onun dışında radyolog arkadaşımız var bu işlemleri yapan. Evet. Şu anda mesela şu anda da onlar aktif nöbetteler. 24 evet. saat nöbet tutuyorlar. 24 saat tabii esas. Ki. Yani çünkü bu hastalara anında müdahale edilmesi lazım. Biz gelen hastalara, uygun olan hastaları direkt yönlendiriyoruz. Arkadaşlar da sağ olsunlar işlemini yapıyorlar. Urfa için tabii bu büyük bir şans. Büyük bir nimet. Çünkü mesela düşünün bu hastayı, ben diyorum ki ilk 6 saat. Yani burada olmasa Antep'e göndersek zaten süresi bitecek yani. Süresi bitecek çünkü triyaj olması, müdahale yapılması, teşhis konması, Antep'e gitmesi zaten 6 saati geçti. Yani hastanın bu şansı olmayacak. Ama burada çok güzel bir şekilde şu an bu sistem ilerliyor. Evet. Burada da yine triyaj da önemli hocam. İşte o tabii teşhisi yani. Koymak ilk uzmanı, nöroloji uzmanını çağırmak bile o acildeki arkadaş için çok önemli yani. Yani hep biz bu konuda diyoruz ki yani vakit beyindir diyoruz. Evet. Yani ne kadar erken müdahale, ne kadar çabuk biz bunu organize edip hastayı bu işleme ulaştırabilirsek hastanın damarının açılma şansı o kadar yüksek oluyor. Hipofiz tümörler hakkında bilgi alabilir miyiz? Bu şiddetli şiddetli geçmeyen baş ağrısı yapar mı demiş Abdülkadir Köylü. Hipofiz tümörleri de yapabiliyor bu baş ağrılarını. Özellikle dediğim gibi görme bulanıklığıyla birlikte de gelebilir. Onun dışında bazı hormonal bozukluklar yaptığı için hipofiz tümörleri, onlara bağlı bulgular da gelişebilir. Bunlar da baş ağrısıyla gelebiliyor. Bunları tespit ettiğimiz zaman tabii ki bunların takip tedavisini daha çok beyin cerrahi ve endokrin bölümü yapıyor. Gerekirse hormon tedavileri, gerekirse cerrahi tedaviler hastalar yönlendiriyor bu şekilde. Evet hocam. Yine Berlin'den, Almanya'dan izleyen varmış Arakuş ailesi mesaj atmışlar. Onlar da yayınımızı izliyorlar. Mustafa Arakuş, Yusuf Arakuş. Onlara da buradan bir selam gönderelim hocam. Selamlar ikisine. İzliyorlar. Hocam gerçekten halkın dilinde baş ağrısını anlattınız. Halkın dilinde aslında sorduk size. Halkın anlayacağı dilde işte tepem ağrıyor, başım ağrıyor, yan tarafım ağrıyor, kulağım çınlıyor gibisinden güzel cevaplar verdiniz. Toparlayacak olursak hocam son olarak neler söyleyeceksiniz? Baş ağrısı konusu dediğim gibi yani hepimiz baş ağrısı yaşarız ama bunlar sürekli oluyorsa, artık bizim hayatımızı etkiliyorsa bir nörologla görüşmek lazım. Uygun bir tetkikleri yapıp tedavi düzenine girmemiz lazım. Onun dışında hani çözümlerimiz var, tedavilerimiz var. Gereken her şeyi yapabiliyoruz. Bu şekilde bir hastalarımıza yol çizebiliriz. O yüzden dediğim şekilde kriterlere uygun hastalarımız bizlere başvurabilirler. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben çok teşekkür Fatih ederim. Fatih Güler de yazmış, selamlarınız iletmiş bize. Aleykümselam. Katkı sundunuz bize, vatandaşlarımıza güzel bilgiler verdiniz. İnşallah faydamız olmuştur hocam. İnşallah. Ben de İnşallah, teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. İnşallah başka bir programda başka bir konu konuşuruz inşallah. İnşallah. Evet. İyi akşamlar diliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bu akşam gerçekten önemli bir konuydu, baş ağrısı. Baş ağrısını direkt uzmanından, nöroloji uzmanından dinledik.
her ne olursa olsun başımız ağrıdığında hemen bir ağrı kesici de geçiştirmememiz lazım. Bir uzmana başvurmamız lazım. Çünkü hocamız da anlattı işte. Her ağrının farklı ilacı var. O yüzden bilinçsiz antibiyotik, bilinçsiz ağrı kesici, bilinçsiz ilaç kullanmayalım. Bir başka programda görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Thank you.